Ala Resulina salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet, hayırlı geceler. Geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin. Şöyle bir günde bu kalabalık maşallah Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı, ikramı. Malum ya, bizi nefsimizle baş başa bıraksa, nefsimizin eline bıraksaydı biz şu an burada olmazdık. Öyleyse demek ki bizden vazgeçmemiş, bizi adeta ruhumuzun pençesinden tutup, değil mi, getirmiş buraya, şu hakikatlara bizi muhatap etmiş. Bu Allah'ın izniyle çok büyük bir nasiptir. Bir insanın hayatta, dünyada maddi nasibi kesilirse en fazla canını kaybeder, ölür, değil mi? Nasibi bu kadarmış derler. Değil mi? Sayılı nefesler bitmiş, yiyecek lokması kalmamış, ölmüş gitmiş derler. Ama bir insanın manevi nasibi kesilirse ölmek ne ki ya? Allah muhafaza. Ebedi bir hayatı kaybeder. Sonsuz ebedi bir saadetten mahrum kalır. Ebedi bir felakete gider. O yüzden Cenab-ı Hak'tan her beş vakitte elimizi açtığımızda Ya Rabbi bizim nasibimizi kesme. Kur'an'dan, Kur'an'ın hakikatlerinden, şu iman derslerinden, sohbetlerinden nasibimizi kesme. Ruh çekirdeğimizin suyudur bu. Suyu kesilen bir ağaç nasıl kurur? Ruhumuz da Allah muhafaza öyle kurur gider. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Bu akşam şimdi insanın ruhuna iki noktadan kuvvet gelir. Ruhun ayakta durması, dayanması, dünyada, ölümde, sıratta, mahşerde, ebediyette yıkılmadan devam etmesi, ruhun dayandığı merciye bağlıdır. Yani ruh nasıl kuvvet alırsa, nasıl oradan beslenirse, o nispette ruh dik durur, ayakta durur, hadiseler karşısında yıkılmaz. Ruhun kuvvet aldığı iki noktadan birisi Allah'a iman, diğeri de ahirete imandır. Çünkü insan bütün düşmanlarına karşı dayanacak bir merci arar. Allah'a iman, yani her şeye hakim olan, sahip olan, her şeyin dizginini elinde tutan, bütün düşmanlarıma gücü yeten bir Allah var. Benim Rabbim var. Ben de onun kuluyum diye insanın Allah'a sığınması ruhunun dayanak noktasıymış, noktayı istinadıymış. Bir de bu akşamki dersin mevzu, ruhun noktayı istimdada ihtiyacı var. Çünkü ruhun sonsuz düşmanlarıyla beraber ruhu en çok perişan eden, en çok inciten ruhun bitmeyen ihtiyaçları, sonsuz arzuları, sonsuz ihtiyacat dilleriyle yalvarışı, yakarışı ruhun bir arayışıymış. Ruhun sonsuz ihtiyaçlarına cevap verecek de ancak ve ancak ahirete olan imandır. Çünkü bir insanı en çok yıpratan, en çok yıkan şeylerden bir tanesi elde edemediği ihtiyaçlarıdır. Ele geçiremediği, değil mi? Eline geçiremediği, peşinden koştuğu ve yorulduğu, bir türlü onlarla beraber olamadığı ihtiyaçlarıdır. Niye? Çünkü ihtiyaçlarımız sonsuz, elimizdeki sermaye hiç. Şimdi sonsuz ihtiyaçlarla elimizde sermaye olarak, değil mi, bir cüz-i ihtiyari hükmünde sıfır bir sermaye ile nasıl mukabele edilir ki? Öyleyse bu insan devamlı elde edemediği, değil mi, üstesinden gelemediği ihtiyaçlarının arkasında hayat boyu, ömür boyu perişan bir vaziyette hayat geçirir. Öyleyse ruhun noktayı istimdadı, yani bütün ihtiyaçlarını, bütün isteklerini karşılayacak en büyük merci, dayanak noktası olan ahirete iman mevzunun anlaşılması gerekiyor. Bir insanın ahirete imanı ne kadar kuvvetliyse, o insanın bırakın ahiretteki, dünyadaki hayatı da o kadar güzelleşir.
Niye? Çünkü dünyada peşinden koşup da elde edemediği her şeyi ahirette sonsuz olarak elde edeceğini düşündüğü zaman ruhen öyle rahatlar ki. Ve elde edemediği, peşinden koştuğu, ele geçiremediği şeylerin arkasından çaresiz ağlayıp durmaktan kurtulur. O yüzden ahirete iman mevzuu çok ciddi, çok ehemmiyetli, adeta ruhu ayakta tutan iki direkten biriymiş. Şimdi ahirete imanı 10. söz, baştan sona, geceden sonra sabahın, kıştan sonra baharın geleceği gibi kesin ve kat'i bir şekilde ispat etmiş. Hatta bu okuyacağımız risale 10. söz hakkında diyor ki, eğer öldükten sonra dirilmenin geleceğine, geceden sonra sabahın, kıştan sonra baharın geleceği gibi kesin ve kat'i bir şekilde inanmazsan, 10. ve 29. sözü okuyup inanmazsan getir parmağını gözüme sok diyor. Bu kadar net bir şekilde ahiretin geleceğini, ölümle hayatın bitmediğini, öldükten sonra yeniden dirilip ebedi bir hayata gireceğimizi aklen, mantıken 2 kere 2, 4 eder gibi ispat etmiş. Ve insan ruhunun en çok istediği, en çok arzuladığı mesele de bu. Hele şimdi şu virüs dünya insanını kasıp kavuruyor. İnsanların bir tecik dünyası var, onu da acılaştırıyor. Ve herkes dayandığı, güvendiği, mutlu olmak için çalıştığı dünyasının böyle acı, böyle sıkıntılı, böyle korkulu, elemli, kederli bir vaziyete bürünmesinden herkeste ikinci bir hayat arayışı. Ya tamam da bir dünyamız vardı, o da zehir oldu. Yok mu bu işin devamı? Yani böyle acılı, çileli, korkulu, ızdıraplı, hastalıklı, belalı, sıkıntılı bir dünyayı yaşayacağız. Sonra ölüp gideceğiz. Hayat bundan mı ibaret? Fıtrat-ı insaniye, insanın fıtratı bunu kabul etmiyor. Olamaz diyor. Bu iş ölümle bitemez. Mutlaka ve mutlaka ölümün arkasında bir hayatın, bir ebediyetin, yeniden bir yaşamın bulunması lazım diye insan fıtratı bunu istiyor, arıyor. Fakat akıl mantıklı, akla mantığa yatacak bir izah arıyor. Fıtrat istiyor ama, ruh istiyor ama akıl bunu ispat etmesi lazım. Buna delil bulması lazım ki ruh rahatlasın. Çünkü ruhun isteğine karşılık ruh istiyor. İkinci bir hayat olsun, ebedi olsun, bitmesin, sonsuz olsun istiyor ama akla diyor ki ne yap yap bunun varlığını ispat et. Çünkü akıl delil arıyor. Yani böyle ütopik, hayali, sadece hikayeden ibaret bir ahiret inancını insan ruhu kabul etmiyor. Şu an dünyadaki insanlık da kabul etmiyor. Öyleyse bunu istikbalde Kur'an'ın tüm dünyaya hakim olacağına delil gösteriyor. Diyor ki bütün beşeriyet uyanacak. Neyle uyanacak? Hastalıklarla, ölümlerle, belalarla, musibetlerle uyanacak. Uyanmış beşerin başka çaresi yok. Bütün insanlık ahiret arayışına, ebedi hayat arayışına çıkacak. Ya herkes istiyor ki bir ahiret olsun, bir ebedi hayat olsun. Kimin ispatladığı önemli değil. Bunun bir delili, bir ispatı olsun. Herkes istiyor bunu. Ha, nasıl virüsün ilacını bulan adam dünyanın en zenginleri arasına girdi ya, çünkü mecbur herkes alacak. Onun gibi ölümün ilacını bulan, yani imanla, Kur'an'ın hakikatlarıyla, ahiretin varlığını ispatlayarak, ölümün arkasındaki ebedi hayatı gösteren, bulduran, bildiren tüm insanlığın derdine ilaç ve derman bulan Kur'an da İnşallah istikbalin yegane kitabı, İslamiyet de istikbalin yegane dini olacak inşallah. Çünkü bütün beşeriyet başka çare yok, gelip çaresiz Kur'an'a yapışacak. Çünkü ruhunun aradığı, ruhunun şiddetle istediği ahiretin varlığına akli ve mantıki delil getiren yegane tek din İslamiyet değil mi?
Şimdi okuyacağımız 11. hakikat, insanın fıtratını tahlil edip, yani masaya yatırıp bu insan nedir? Çapı nedir? Büyüklüğü nedir? Arzuları, istekleri, bu insanın istidat ve kabiliyetleri, koordinatları nereye kadar gider? İnsanı tahlil edip, sonra böyle bir insan varsa, öyleyse mutlaka ahiret vardır. Ha, bu insanı bu vaziyette yaratan, ahiretini, bu yaradanın ahireti yaratmama ihtimali düşünülemez diye insan fıtratının ahireti nasıl gerektirdiğini, netice verdiğini ve mutlaka ahiretin var olacağına insanın yaratılışından deliller getirecek. 11. hakikat, bab-ı insaniyettir, ismi Hakk'ın cilvesidir. İnanın çoğu ehli iman, ahirete iman hususunda gaflet içinde. Bir abimiz anlattı da, diyor ki İzmir'de bir akrabamız var, yaşlı. 5 vakitte namazda abdest ediyor. Dedi ki bana, ya hepsi güzel de şu öldükten sonra dirilme meselesi bana biraz saçma geliyor dedi diyor. Allah Allah. Ya o zaman niye yorulup yatıp kalkıyorsun sen? Değil mi? Bu namaz niye, abdest niye? Din niye, İslamiyet niye, değil mi şimdi bakın? Garip. Yani aklına sığdıramadığı için ne yapıyor? Mesele büyük, kafa küçük, sığmıyor. Bu sefer inkar etmek zorunda kalıyor. Ama şimdi aklın, değil mi, sınırlarını genişlettiğin zaman bir bakıyorsun ki Allah Allah. Allah, Cenab-ı Hakk'a öldükten sonra dirilmeyi getirmek bir baharı yaratmaktan daha kolaymış ya. Hem de Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin muhakkak olmazsa olmaz muktezası gereğiymiş ya. Şimdi onu anlatacak. Bab-ı insaniyettir, ismi Hakk'ın cilvesidir. Şimdi insaniyet kapısından ahiret sokaklarına giriş yapacağız. Ha, Allah'ın hangi ismi? Hak ismi, Hak. Şimdi bu ders, bu 10. sözün bir özelliği şudur. Önce Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ispatını yapar. Önce Allah'ın varlığını ispatlıyor. Sonra da kainattaki icraatlarından onun isimlerinin varlığını ispatlıyor. Şimdi önce Allah'ın kainatta her şeyin hakkını vererek yaratışından, her şeyin bizzat nasıl yaratılması gerekiyorsa onun öyle yaratılışı, yani bizzat onu yaradanın hakkını vererek yarattığını gösterir ve arkasından bütün mahlukatın hakkını veren, bütün mahlukatı Hak ismiyle mükemmel bir vaziyette yaradanın, insanın yaratılışının hakkı olan ahireti getirmemesi, vermemesi mümkün olmadığının ispatını yapar. Yani şöyle düşünün. Şimdi saraya bir misafir geldi. Gelen misafir başka bir devletin imparatoru. Şimdi gelen misafirin atının arpasını verdiler. Hizmetçilerini yedirdiler, giydirdiler. Etrafındaki herkesin hakkını verdiler. Ya acaba imparatorun da, sultanın da acaba hakkını verdiler mi? Karnını doyurdular mı? Acaba aç perişan olmuş olmasın diye herhangi bir şüpheye düşer miyiz? Ya atının bile arpasını veren sultanın rızkını unutur mu ya? Atının bile hakkını veren sultanın hakkını vermeme ihtimali olabilir mi? Şimdi bakın, kainatta her şeyin, ağaçlardan, bitkilerden, otlardan, bütün hayvanata kadar her şeyin hakkını veren, insanın hakkı olan ahireti vermemek ihtimali düşünülebilir mi diye, şimdi bu mevzuyu böyle Cenab-ı Hakk'ın Hak ismine ahireti bina edecek. Allah gerçekten hak mı? Delili nedir? Kainattaki bütün hukuklar ve eşyanın yaratılışında Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatın hakkını vermiş olması.
Ha, öyleyse mutlaka yeryüzünün en şerefli misafiri olan insanın da hakkını, yani ebedi hayat arzusunu yerine getirecek diye böyle bir delille ahiretin varlığını ispat edecek. Hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak, mabudu bilhak, şu insanı şu kainat içinde rububiyet-i mutlakasına ve umum alemlere rububiyet-i ammesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitabat-ı sübhaniyesine en mütefekkir bir muhatap ve mazhariyet-i esmasına en cami bir ayna ve onu ismi azamının tecellisine ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde en güzel bir mucize-i kudret ve hazain-i rahmetinin müştemilatını tartmak ve tanımak için en ziyade mizan ve aletlere malik bir müdakkik ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve fenadan en ziyade müteellim ve bekaya en ziyade müştak ve hayvanat içinde en nazik ve nazenin ve nazdar ve fakir ve muhtaç ve hayatı dünyeviyece en müteellim ve en bedbaht ve istidatça en ulvi ve en yüksek surette, mahiyette yaratsın da sonra onu müstaid olduğu, müştak olduğu ve layık olduğu bir dar-ı ebediye göndermeyip hakikat-ı insaniyeyi iptal ederek. Bu cümle çok enteresan. Yani insanın hakikatını iptal ederek. Allah Allah. Şimdi başka bir yerde bununla alakalı çok güzel bir ifade var. Diyor ki nasıl diyor midenin hakikati taamların vücudundan haber verir. Yani mide diye bir şey varsa mutlaka ne vardır? Rızıklar vardır, nimetler vardır, taamlar vardır. Doğru mu? Şimdi taamlar diye, yani rızık, nimet, taam olmasa, yiyecekler olmasa bizdekine mide denir mi? Çünkü mideyi tarif ederken biz ne diyoruz? Rızıkları, taamları, nimetleri doldurup hazmettiğimiz organ diyoruz. Doğru mu? Yiyecek diye bir şey olmasaydı bunun adı mide olur muydu? Şimdi ne yaptık? Mide organının hakkını, hakikatini, manasını iptal ettik. Çünkü rızıksız mide kabul edilemez. Ha, midenin mide olabilmesi için rızıkların, nimetlerin olması lazım. Nasıl midenin varlığı bütün rızıkların varlığına delilse, şimdi insanın varlığı, Allah Allah, ahiretsiz İnsan, insan olamaz. Neden? Şimdi ahirete imanı ve ahirete imanın dünyadaki neticelerini düşünün mesela. Ahirete imanın çocukların hayatına nasıl bir katkısı var ya? Çocukların hayatından ahirete imanı alın. Çocuklar etrafında kendisi gibi çocukların ölmesinden, değil mi? Etrafında annelerinin, babalarının ölmesinden devamlı o ruhları inciniyor. Ne yapıyor? Devamlı hayatın sonunda yokluğa doğru bir gidişin ızdırabını çekiyor. Hayat ona zindan oluyor. Öyleyse bir çocuğun hayatını zindan olmaktan kurtaran nedir? Ahiret imanı. Yani senin bu kardeşin veya arkadaşın vefat etti, cennete gitti. Cennette ne yapacak? Değil mi? Onunla beraber olacaksın diye ruhuna öyle bir teselli veriyor ki. Şimdi ihtiyarlara bakın. İhtiyarların hayatından ahiret imanını çekin. Ölümü yokluk, idam, hiçlik, bir daha dirilmemek üzere toprağın derinliklerinde yok oluş olarak düşündüğün zaman ihtiyarların hayatı da, değil mi? Ne kadar acı, ne kadar ızdıraplı, nasıl bir zindan haline dönüşüyor. Ha, gençlere bakın. Gençlerin hayatından ahiret imanını çekin.
Geriye ne kalır? Yaptığı her şeyin yanına kalacağını zanneden, dediğim dedik, çaldığım düdük ve değil mi? Hiçbir zaman hesap vereceğine inanmayan bir genç. Ha, ne yapıyormuş? Ahiret imanı çocukları teselli ediyor. Genç ihtiyarları teselli ediyor. Gençleri değil mi? Dizginliyor bir şekilde cehennem azabıyla, ahiretteki hapisle o gençleri bir değil mi? Hizaya getiriyor. Onların zararlarından kurtarıyor insanlığı. Şimdi ahirete imanı ve ahirete imanın neticelerini insanların hayatından çeksen alsan. Gençler haylazlığa, ihtiyarlar ağlamaya, değil mi? Şimdi çocuklar haylazlığa, ihtiyarlar ağlamaya, gençler sarhoşluğa, o hayatı şehriye ne yapar? O şehir hayatı, toplum hayatı, mikrop yuvası bir leş olur. Ne kadar acı, ne kadar korkunç bir hale düşer. Şu anda iman noktasında insanların değil mi zafiyet yaşadığı şu dönemde, şu devirde bunun neticelerini çok net bir şekilde görmüyor muyuz? İman zayıfladıkça insanlık da ne yapıyor? Adeta kuruyor, değil mi? Adeta toplum hayatını her cümerce edip altını üstüne getiren dehşetli bir hale dönüşmüyor mu? Ha, demek ki bakın ahirete imanı insanlığın hayatından çekip alsanız dolayısıyla insanın insanlığını almış olacaksınız. Dedik ya taamları, rızıkları alsanız, rızıkların var olduğuna inanmazsanız mideyi inkar etmek zorundasınız. Ahiretin var olduğuna inanmayan bir insan da insanın insanlığını inkar etmesi lazım. Niye? Çünkü şu ceset haddi zatında insan değildir. Hayvanlarda da var aynısından. Zaten insan ceset olarak insaniyetten sayılmaz. Asıl insan dediğimiz bu cesedin arkasındaki ruhtur. Şimdi bu ceset iki oda bir salona sığar. Ama insanın ruhu dünyaya sığıyor mu? Hiç dünya bana yeter diyen var mı? Sonsuzluğa uzanıyor emellerimiz, arzularımız, isteklerimiz. Dünyaya sığmayan bir ruhumuz var. Bu neyi gösteriyor? Öyleyse ruhun da değil mi? Yaratılışına muvafık, ruhu istiab edecek, ruhun bütün istidat ve kabiliyetlerini sergileyeceği ebedi bir alemin varlığına neymiş bu? Delilmiş. Ya bu insanın insanlığını inkar edeceksin ya da ahiretin varlığına iman etmek zorundasın diyor. Bakın şu ifade. İstidatça en ulvi, en yüksek surette, mahiyette yaratsın da onu müstaid olduğu. Müstaid demek, istidatlı demek. Yani şöyle düşünün, askerde siz komutansınız, bir askeri yetiştiriyorsunuz. 10 sene eğitim verdiniz. 10 senede ne olur ya? Barut gibi bir şey olur. Değil mi? Ne oldu? Bordo bereli yetişti. Komando. Şimdi 10 sene emek verdiniz, bütün istidatlarını, kabiliyetlerini inkişaf ettirdiniz. Adam tek başına ordu. Öyle bir adam yetiştirdiniz. Şimdi böyle bir adamı orduya çaycı yapar mısınız? Çay servisi yapıyor. Buyurun abi, komandodan çay. Olur mu böyle bir şey ya? Hiçbir akıl mantık kabul eder mi? Böyle bir adam değil mi? Böyle bölük çaycısı yapsanız adam intihar eder ya. Niye? Çünkü o istidat, o kabiliyet, o eğitim niye verildi? Hiç değil mi? Böyle bir vazife için verilmiş olabilir mi ya? Şimdi Cenab-ı Hak insana hayvandan 100 kat daha kıymetli cihazlar, istidatlar, kabiliyetler versin. Sonra da ona şu dünyada 3 günlük bir hayat ve sonra toprağın derinliklerinde çürüyüp yok olup gitmek gibi bir akıbeti onun eline versin, göndersin. Olur mu böyle bir şey ya? Biz kendimize yakıştırmadığımızı Allah'a nasıl yakıştırırız ya? Bizim bile yapmadığımız bir hatayı haşa Allah yapar mı? Ha. Şimdi insanın niye? Komandonun istidatlarına, kabiliyetlerine bakıyorsun. Diyorsun ki ya yaptığı işlere, hareketlere bakıyorsun. Diyorsun ki ya bu adam ne yapması lazım? Düşman karşısında 24 saat çarpışması lazım.
Şimdi insanın istidatlarına, kabiliyetlerine bak. Hiç bu istidat, bu kabiliyet, şu yumruk kadar mideyi doyurmak için akşama kadar koştursun, geçim derdi abi, ekmek parası. Sonra 3 sene, 5 sene bir başını sokacak ev yapsın. Sonra da arkasından ölüp gitsin. Yani koca kainat senin için yaratılsın. Sen de böyle boş bir netice için yaşa, çalış, çabala, sonra bir köşede öl git. Hiç insana yakışır bir akıbet mi bu? Hiç bu son, bu gidiş, değil mi? Bu istidada, bu kabiliyete yakışır mı? Şimdi bak, müstaid olduğu ve müştak olduğu ve layık olduğu bir dar-ı ebediye göndermeyip, hakikati insaniyeyi iptal ederek. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi düşünün mesela, adam bir tanesi, gidiyorsunuz. Bir baktınız ki adam dev gibi bir gemi yapmış. Milyon dolarları harcamış. Dünyanın en lüks gemisini yapmış. Fakat etrafa baktınız, deniz göremediniz. Şimdi birisi size denizin olmadığını ispat etmeye çalışsa, denizi inkar ettirmeye çalışsa, mümkün değil, inkar edemezsiniz. Neden? Çünkü bu kadar mükemmel bir gemiyi yapabilecek kadar akıllı, istidatlı, kabiliyetli olan, bu kadar zeki olan bir mühendis, su yoksa, susuz bir çölde gemi yapmak gibi bir akılsızlığı, bir mantıksızlığı, bir israfı asla yapamaz. Bu kadar akıl, bu kadar istidat, bu kadar ilim, böyle akılsızca, böyle şuursuzca, böyle neticesiz, böyle abes bir işi yapar mı ya? Deniz yok, gemi var. O gemiyi gördükten sonra denizi inkar edemezsiniz. Ya ben görmedim, etrafı da gezdim, deniz yoktu. Görmeseniz bile var olduğuna inanmak zorundasınız. Çünkü değil mi, o gemiyi yapacak kadar akıllı olan birisi, susuz memlekette gemi yapacak kadar akılsız olamaz. Şimdi düşünün ya, Allah aşkına şu insanın ruhunun yüzeceği deniz nedir? Ruhunun istediği deniz olsa olsa, ruhun bütün isteklerini alt alta yazın. Herkes ne istiyor? Hep genç kalmak istemeyen var mı? Hiç ölmemek istemeyen var mı? Her istediğim olsun diye demeyen var mı? Bak, hep alt alta yazın, eşittir ne çıkıyor? Eşittir cennet ya. Ruhun istidadı bu, ruhun kabiliyeti bu. Ruhu böyle yaradan, hiç ruhun ahiretini, cennetini, ebediyetini, bu ruh gemisinin denizini yaratmamış olma ihtimali düşünülebilir mi ya? Ya bu gemiyi inkar edeceksin ya da denizi kabul etmek zorundasın. Ya bu insanı inkar edeceksin, bu ruhu inkar edeceksin. Diyeceksin ki insan herhangi bir hayvandır, insanın ayrı bir ruhu yoktur. Herhangi bir hayvan gibi arpayla, samanla hayatını geçirir. Başını sokacak bir eve oldu mu tamam, onunla mutlu olur diyeceksin. İnsanın insanlığından vazgeçeceksin. Ya da böyle bir insan asla ahiretsiz, bırakın ahireti yaşamayı, dünyayı da yaşayamaz. Ahiret imanı olmasa insan dünyaya nasıl dayansın ya? Çıldırır, kafayı yer. İntihar ediyor insanlar. Ancak ahiret için dünyaya sabredilir ya. Dünyaya ahiret için katlanılır ya. Ha. Ve insanın bütün insani duyguları ancak ahiretin varlığıyla canlanır, hayatta kalır. Şimdi düşünün mesela, ahiret var. Ahiret için ne yapıyoruz? Şefkat ediyoruz. Fedakarlık yapıyoruz. Ahiret var. Ahiret için insanlara yardım ediyoruz. Ahiret var. Ahiret için insanlara sabrediyoruz. Ahiret var. Ahiret için bütün güzel duygular, hissiyatlar, ahlaklar hep ahiret için. Ahireti kaldırdınız. Ne için? Adama diyorsun ki sabret. Niye? Ne için ama?
Çalma. Niye? Öyle ya. Şefkat et. Fedakarlık yap. Yardım et. Niçin ama? Hiç. Bak, bütün güzel ahlaklar boşlukta kalıyor. Anlamsız kalıyor. İnsanın insanlığı ancak ahiretin varlığıyla mümkün. Ha, Allah Allah. Bakın, ahirete iman ahiretimizi güzelleştirdiği gibi dünyamızı da güzelleştiriyor. Şimdi bir paragraf daha okuyacağım. Çok müthiş bu. Paragraflar böyle adeta balyoz gibi nefsin itirazlarının başına iniyor. Hem hiç kabil midir ki hakimi bilhak, hakimi bilhak, rahimi mutlak, insana öyle bir istidat verip, yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip, ayet diyor ki, biz emaneti dağlara, yerlere, göklere teklif ettik. Onlar çekindiler, kabul etmediler. İnsan yüklendi diyor. İnsan kabul etti diyor. Neymiş bizim kabul ettiğimiz emanet? Emanetçi miyiz biz? Ne emaneti o? Şimdi mesela bir iş yerinde patron bir müdürlük vermiştir. O müdürlüğü o şahsa ne yapmıştır? Emanet etmiştir. Yani o koltuğun hakkını vermesi lazım. O koltuğu ona emanet etmiş. Yoksa ona vermiş değil ha. Yine iş yerinin bütün sultanı, patronu yine sahibidir. Sadece ona ne yapmış? Yönetmesi için o makamı ona emanet etmiş. Cenab-ı Hak da insana bir vazifeyi emanet etmiş. Bu vazife o kadar ağır bir vazife ki, o kadar büyük bir vazife ki, kainat bu vazife için kurulmuş. Nedir bu vazife? Yaradan'ın insandan beklediği vazife nedir? Yerlerin, göklerin, dağların kaldırmasından çekindikleri vazife nedir? Şimdi kaldırmasından çekindiği vazife derken, yani hiçbirinin yapamayacağı, hiçbirisinin üstesinden gelemeyeceği, hiçbirisinde böyle bir vazifeyi yapacak istidat ve kabiliyetin bulunmadığı bir vazifeden bahsediyor. Bu vazife neymiş? Diyor ki, kainat kitabını okuyup Rabbini bilmek, bulmak ve kendindeki duygularla, Esma-i İlahiye'nin numunecikleriyle Rabbini kıyaslayıp tanımak vazifesi. Allah çünkü isimleri adedince insana ne vermiş? Duygular vermiş. Allah'ta Rahim ismi var, insanda merhamet duygusu var. Allah'ta Adil ismi var, insanda adalet duygusu var. Allah'ta Kadir ismi var, insanda güç, kuvvet var. Şimdi Allah'ta Kuddüs ismi var, insanda temizlik duygusu var. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin insanda numuneleri varmış. Bu numuneler nedir? Allah'ı tanıyabilmek için kıyas etmek üzere bize verilmiş aletlermiş. Ha, Allah'ı tanımak vazifesi, bilmek vazifesi, anlamak vazifesi insana yüklenen o ilahi yük, yerlerin, göklerin, dağların tahammülünden çekindikleri o azim emanet buymuş. Şimdi böyle bir istidatta, böyle bir kabiliyette yaratsın. Sonra, şimdi düşünün, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği misyon, o büyük vazife, Cenab-ı Hak bütün kainatı insan için yarattım. İnsanı da kendim için yarattım diyor. Ne demek bu? Yani Allah kendine muhatap yaratmış insanı. İnsanda Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerine muhatap olacak duygular var. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri muhatap arar mı? Mesela Allah kerimdir, ikram edecek. Muhatap olmasa kime ikram edecek? Allah rahimdir, acıyacak, şefkat edecek, merhamet edecek. Muhatap olmazsa kime merhamet edecek? Allah adildir, adalet edecek. Muhatap olmazsa kime adalet edecek? Ha, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri muhatap arıyor. Soruyorum,
Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerine muhatap olabilecek, insandan daha çaplı, daha cami bir mahluk var mı? Allah'ı anlayabilecek, Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilecek, onun isimlerine muhatap olabilecek. Şimdi Allah'ın bütün isimleri baki değil mi? Sonsuz değil mi? Öyleyse bu isimlerin muhatabının da baki olması, sonsuz olması gerekmez mi? Ha, öyleyse madem Allah bakidir, onun isimleri sonsuzdur, onun isimlerinin muhatabı olan insan da ne yapacak? Sonsuzluğa gidecek ama insan olarak kalabilenler. İnsan olarak bu imtihanı geçip de insanlığını kaybetmeden kabrin öbür tarafına geçebilenler, Allah'a muhatap olabilenler, Allah'ın isimleriyle beraber ebediyen sonsuz olarak beraber olacaklar. Cenab-ı Hakk'a hep muhatap olacaklar. İşte demek ki insana yüklenen vazife buymuş. Allah kulu, insanı kendine muhatap seçmiş. Onu anlatıyor bakın. Hem hiç kabil midir ki? Hakimi bilhak, rahimi mutlak, insana öyle bir istidat verip, yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip, yani küçücük cüz'i ölçücükleriyle, sanatçıklarıyla, Halık'ının muhit sıfatlarını, külli şuunatını, nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilip, hem yerde en nazik, nazenin, nazdar, aciz, zayıf yaratıp, halbuki bütün yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp, onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip, kainattaki icraat-ı ilahiyeye küçücük mikyasta bir temsil gösterip, rububiyet-i sübhaniyeyi fiilen ve kalen kainata ilan ettirmek, meleklerine tercih edip, meleklerinden üstün tutup, Allah Allah, bütün melekleri Adem'e secde ettirdi ya. Ne demek? Adem aleyhisselama melekler secde ettikleri zaman sordular, ya Rabbi nedir bunun hikmeti? Adem aleyhisselama secde ediyor melekler. Allah Allah. Sonra Adem aleyhisselama bütün esmayı zikrettirdi. Ve alleme Adem el esma kulleha. Ha. Adem aleyhisselam bütün esmayı söyleyince melekler Sübhaneke la imena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim dediler. Allah bizim bilmediğimizi de bilir. Cenab-ı Hak dedi ki onlara ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Yani gerçekten beşerin, insanlığın yüklendiği vazife, Allah'ı isimleriyle tanıyıp her bir ismine muhatap olmak vazifesi insanı meleklerden de üstün bir mertebeye çıkarmış. Allah Allah. Yoksa insanın haddi zatında kendine ait bir kıymeti yok. Herhangi bir hayvan gibi ruhu çıktı mı leş. Hiçbir kıymeti yok. Ha, o yüzden diyor ki sen nebati cismaniyetin itibariyle ve hayvani nefsin itibariyle zayıf bir mahluksun, aciz bir hayvansın. Fakat vazife ve mertebe noktasında Allah Allah. Sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi. Vay be. Bütün sergi kimin için açılır? Seyirciler için açılmaz mı? Sonra şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir ustabaşısın sen. Sen yeryüzünde Allah'ın muhatabısın. Bu vazifenden dolayı kıymetlisin. Bu vazifeyi yapmadığın zaman Allah katında 5 para kıymetin. Ya. Ve onu bütün mahlukatının en bedbaht, en biçare, en musibetzede, en dertmend, en zelil bir derekeye atıp, en mübarek, nurani ve aleti tes'id ve hediye-i hikmeti olan aklı, o biçareye meş'um ve zulmani bir aleti tazip yapıp, hikmet-i mutlakasına büsbütün zıt
ve merhameti mutlakasına külliyen münafi bir merhametsizlik etsin. Haşa. Allah Allah. Yani başka yerde bunu anlatırken diyor ki bir zat bir çulsuz diyelim perişan, aç, soğuktan ölmek üzere olan bir adamı sarayına alsa, birinci katta yedirse, ikinci katta giydirse, üçüncü katta böyle envai çeşit güzelliklerle donatsa, her katta ikram etse, bu adamın en üst katta idam etme ihtimalini düşünebilir misiniz? Niye ikram ediyorsun? Niye bu kadar üzerine düşüyorsun? Niye böyle en ince zevklerine kadar takip ediyorsun? Niye böyle üzerine, değil mi, bu kadar titriyorsun? İdam edeceğim de o yüzden. Hiçbir akıl kabul eder mi ya? İdam etmek için ikram edilmez. Şimdi bunca ikram, yeryüzünde sultanlar gibi ağırla, sadece bir dilin zevkine envai çeşit nimetleri yarat. Sonra sonunda idam et, bir daha dirilmemek üzere yokluğa mahkum et. Bak hiçbir vicdan, hiçbir akıl bunu kabul etmezken böyle bir suçu veya böyle bir iftirayı haşa Allah'a yakıştırmak sadece ve sadece Allah'ı tanımamış olmanın neticesidir. Allah'ı tanıyan asla Allah'a böyle bir iftirayı yakıştırmaz. Şöyle düşünün. Anneniz eve gittiniz, şöyle güzel bir sofra hazırlamış size. Kayserili var burada. Kayseri mantısı hazırlamış, yağlama hazırlamış, sucuk pişirmiş falan. Böyle aman oğlum gelmiş, aylardır görüşemiyoruz diye. Şimdi tam sofraya kaşığı atacaksın. O arada birden bir vesvese geldi. Acaba içine zehir katmış olabilir mi? Veya yedikten sonra beni idam mı edecek? Annene, ya anne şüpheleniyorum. Acaba yedikten sonra beni idam etme ihtimalin var mı? Veya içine zehir falan kattın mı desen, annen orada yıkılır gider ya. Ne der? Ah evladım ah, beni tanıyamamışsın der ya. Hiçbir insan annesine böyle bir ihaneti yapar mı? Mümkün değil böyle bir şey, annesi hakkında böyle bir ihtimal düşünebilir mi? Anne nedir ya? Allah'ın Rahim isminin yeryüzünde sadece bir parıltısı ya. Ama annemiz hakkında bile düşünmediğimizi Allah hakkında düşünüyoruz. Acaba bu ziyafetin sonunda beni idam eder mi? Beni yokluğa mahkum eder mi? Beni toprağın derinliklerine unutur mu diye Allah hakkında bu vesveseyi, bu şüpheyi içimizde gezdiriyoruz. Öyleyse Cenab-ı Hak bize diyor ki beni tanımıyorsunuz diyor. Tanısaydınız mümkün değil, ihtimalini bile düşünmezdiniz diyor. Allah'ı tanımıyoruz. Tanısak nasıl bir Allah olduğunu, bir bilsek nasıl bir Rabbimiz var. Bizim için güneşleri döndürüyor. Cennet ne ki ya? Ha. Ama bilmediğimiz için 40 tane şüphe geçiyor aklımızdan. Elhasıl nasıl hikayeyi temsiliyede bir zabitin cüzdanına, defterine bakıp görmüş idik ki hem rütbesi hem vazifesi. Allah Allah. Hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düstur hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki o zabit o muvakkat meydan için değil. Karakolda eğitim verildi. Rütbe takıldı. Adama general rütbesini taktılar. General oldu adam, general. Bir general nasıl olunuyor? O demir parçasını oraya takmakla bitmiyor iş. O demir armanın altında ne var? 40 yıllık bir eğitim var. Ha. Kolay değil. Şimdi o rütbeyi taktı mı? Şimdi 40 yıl eğitim aldı. O general rütbesini taktı. Bizim köy karakoluna komutan yapma ihtimalleri var mı onun? Arkadaş köy karakoluna komutan yapacaksan en fazla başçavuş olur ya. General rütbesi takıldıysa bunca askeriyedeki, değil mi, zeki, istidatlı, kabiliyetli, strateji bilen, değil mi, ordu yöneten bu komutanların hepsinin aynı anda bir hata yapıp da
generali getirip de köy karakoluna komutan yapma ihtimalleri düşünülemez. Bu rütbe bu karakol için olamaz. Çünkü Cenab-ı Hak insanı eğer dünya için yaratmış olsaydı hayvan rütbesini takması yeterdi. Ama hayvandan 100 kat daha kıymetli, daha üstün, değil mi? Daha şerefli bir insanlık rütbesini taksın. 100 kat daha kıymetli, çaplı cihazlarla donatsın. Sonra insanla hayvanı aynı hedef için, aynı gaye için dünyada rızkının peşinde koşup, karnını doyurup sonra bir köşede ölüp gitmesi için yaratmış olsun. Olmaz ki ya. Yani aklıma geliyor da geçen yine böyle ders esnasında. Şimdi düşünün mesela köyde yaşıyorsunuz. Köyden başka hiçbir yer görmediniz. En fazla gördüğünüz yer var komşu köy. Daha da başka bir yer bilmiyorsunuz. Şimdi bir baktığınız köyde harman yerinde bir tane Ferrari. Allah Allah. Bu zamana kadar gördüğünüz en hızlı araba traktör. Ferrari'yi bir gördünüz. Allah Allah dediniz. Ya bu ne? Bizim traktörün ibresi 40 gösteriyor en fazla. 40'a vurdu mu üstünde durulmuyor. Fakat bu uçak. Kadran 400. Vay be bizimkinden 10 kat daha hızlı. Şöyle bir inceliyorsunuz. Bakıyorsunuz yere yakınlığı 5 santim. Bizim harman yerinden dışarı çıkma ihtimali yok. Allah Allah bu nedir ya? Şimdi birisi dese ki ya bunu yapan adam deli arkadaş. Böyle bir araba yapılır mı ya? Bu nerede gidecek? Hangi tarlada girer ki? Bizim köyün en düz tarlası var. Orada bile ne yapmaz? 1 kilometre gidemez paramparça olur. Ya bunu yapan adam delidir dese ne dersiniz? Arkadaş böyle mükemmel bir arabayı yapan adamın deli olma ihtimali yok. Dünyanın en akıllıları birleşmiş, öyle yapmışlar bu arabayı. Öyleyse ne diyeceğiz? Mecbur diyeceğiz ki bu araba varsa, bu arabanın bütün istidatlarını, kabiliyetlerini sergileyeceği, kadranı sonuna kadar vurduracağı, değil mi? Bütün hızıyla, bütün maharetini ortaya dökeceği bir yol mutlaka vardır. Yol da yetmez buna, uçak pisti lazım. Ya görmediğin nereden biliyorsun var olduğunu? Belki de yoktur. Öyle bir yolun yokluğunu kabul etmen için, varlığını inkar etmen için bu arabayı inkar etmen lazım. Çünkü bu araba varsa böyle bir yolun olmama ihtimali düşünülemez. Ya diyeceksin ki bu arabayı yapan adam böyle bir yol olmadığı halde yapmış diyeceksin. O kadar zeki, akıllı, kabiliyetli, böyle mükemmel bir yer uçağını yapacak adam böyle bir akılsızlığı yapamaz. Ha. Şimdi arabanın her tarafından ne görünüyor? Araba diyor ki beni bu hapishaneden çıkarın diyor. Bu köy bana göre değil diyor. Beni diyor değil mi? Uçak pisti gibi bir yola düşürün diyor. Böyle bir yolun var olduğunu bize apaçık gösteriyor. Hiç görmediğiniz halde böyle bir yolun var olduğuna iman etmek zorundasınız. Gelelim insana. İnsanın cisminin hızı saatte 4 kilometreymiş. Değil mi? Şimdi iki oda bir salona sığıyor mu? Sığdı. Yediği belli, içtiği belli. Tamam, insan cismen doğru, dünyalık. Bu köye yakışır. Köy traktörü gibi. Ama şimdi ruhunu bir inceliyoruz, bakıyoruz Allah Allah. Bir anda 100 bin yerde bulunup 100 bin zevki aynı anda almak istemeyen var mı içinizde? Ya buradayken başka yerde de ders var, oraya da katılmak istiyoruz ama ne yazık ki bazı evliyalar cesetleri ruh mertebesine çıktığı için öyle Şah-ı Geylani'den bahsediliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri aynı akşam 40 tane müridi iftara çağırmış. Birine gitse öbürü darılacak, öbürüne gitse öbürü darılacak. Hepsinde hiçbirini kırmamış, hepsine gitmiş aynı akşam. Hepsi ertesi gün demişler bizdeydi. Şimdi öyle olsak tamam da dünyada böyle işte. Buradayken başka yerde olamıyoruz. Aynı anda bak ruhun istidatlarına bakın, kabiliyetine bak. Dünyaya sığmıyor. 100 sene bir ömür verelim diyorsun, ruha yok diyor, olmaz. Sonra? Ya sonrası mı var? 100 sene be. Yeter arkadaş. Yok. 200 verelim desen yok. 1000 sene verelim desen sonra diyor. Şimdi bak ruhun istekleri, istidatları, kabiliyetleri bize
uçak pisti gibi bir yoldan bahsediyor. Cenneti anlatıyor, ahireti anlatıyor. Ebediyet olmadan benim bütün kabiliyetlerimi, maharetimi, marifetimi sergilemem mümkün değil diyor. Ha. Şimdi ya ahireti inkar edeceksen, ya bu ruhu inkar etmen lazım. Böyle bir ruh yoktur. İnsan hayvan gibi bir mahluktur diyeceksin. Ya da insanı ve insanın ruhunu kabul edeceksen mutlaka ahireti kabul etmek zorundasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.